Çanakkale'den, Çanakkale Yarımadası'ndan, Çanakkale Şehitliği'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Çanakkale Yarımadası'nda böyle ufak bir tur gerçekleştireceğiz. Böyle şehitlikleri gezeceğiz teker teker. Milletçe geçirdiğimiz şu zor günlere bile ne zorluklarla geldiğimizi hatırlamak için, hatırlatabilmek için, bir nebze de olsa bu vatanın kolay kazanılmadığını ifade edebilmek için bugün sizlerle Çanakkale Şehitliği'ni gezeceğiz. Arkadaşlar bu az önce gösterdiğim yer ve bu mezarlığın bulunduğu alan bizim kanlı sırt dediğimiz, onların da lone pine dediği yalnız çam ağacı, yalnız ağaç muharebesinin olduğu yer. Belki Çanakkale savaşları içerisinde en kanlı muharebenin geçtiği yer burası. Lone Pine. Onlar için Lone Pine, bizim için kanlı sırt. Yaklaşık 1600 Avustralya ve Yeni Zelanda'da Anzak askerinin vefat ettiği, bizim de yine bir o kadar şehit verdiğimiz en büyük muharebenin olduğu yer. Buranın özelliği arkadaşlar, eğer bu hattı kesebilselerdi, bu adanın güneyine giden hattı kesebilselerdi, savaşın seyri çok daha farklı olabilirdi. O yüzden sert bir muharebe yaşanmış bu Lone Pine'da, yani kanlı sırtta. Kanlı bir savaş demiştik arkadaşlar. Tarihin en kanlı savaşlarından biri demiştik. Anzaklar için Lone Pine anıtı mezarlığı neyse bizim için de burası. 57. Alay Şehitliği. Alay komutanına kadar, Yarbay Hüseyin Avni Bey'e kadar herkesin şehit olduğu bir birlik 57. Piyade Alayı. Biliyorsunuz yaklaşık 3 ay önce de biz buraya gelmiş, Manavgat'tan şehit toprağı getirmiş ve dökmüştük 57. Alay'da şehit olan askerlerin köylerinden. Ve arkadaşlar alanın en hakim tepesine, en yüksek noktasına geldik. Burası bizim destan yazdığımız yerlerden birisi. Conk Bayırı Sırtları. Ve burası da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazi unvanını aldığı yer. Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer. Ve hemen altımız Türk siperleri. Ve arkadaşlar şimdi Alçıtepe köyü civarında Alçıtepe Şehitliği'ndeyiz. 40 kilometrelik bir alanda savunma ve akabinde de saldırı harekatı icra etmişiz. Ve böyle münferit çok fazla şehitlik var. Alanın her tarafı şehitlik arkadaşlar. Yolda ilerlerken bakıyorsunuz sağınızda şehitlik. Bir yerde bir kazı çalışması yapılmış fakat şehit mezarına denk geldiği için durdurulmuş, iptal edilmiş. Ve bununla ilgili de yazı asılmış bölgeye. Gerçekten çok farklı hislerle, hayatımda ilk defa bu hislerle bisiklet sürüyorum. Böyle bazı yerlerde gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Türkiye'nin manevi değeri en yüksek bölgesinde bisiklet sürüyorum. Ne söylenir, ne anlatılır çok fazla bilemiyorum burada bu esnada. Önce isterseniz size Şehitler Abidesi'nden bahsedeyim. Şehitler Abidesi arkadaşlar 41 metre 70 santim yüksekliğinde Çanakkale şehitlerine yapılmış, Çanakkale şehitlerine ithafen yapılmış bir anıt. 40 metre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şehitlere 40 metrelik de anıt dikseniz yetmez sözüyle başlamış 40 metre mevzusu. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün boyu olan 1.70 ile üzerine eklenerek 41 metre 70 santimlik bir anıt inşa edilmiş. Bu anıtın yeri adanın burnunun en uç noktasında. Yani boğaza giren bütün gemilerin görebileceği şekilde, Çanakkale'den görebilecek şekilde, civardaki
hemen hemen her yerden görülebilecek şekilde bir yere konumlandırılmış olması. Öğrendiğimize göre bu fotoğraf çekilmeden buradan gidilmiyormuş.